Neredesin Can? Nerede kaldın? Elif, Allah aşkına başlamayalım hemen. Gerçekten çok yorgunum ve hiç kavga edecek halim yok. Azıcık böyle güler yüzlü ol. Olur de, tamam de. Hatta sen bilirsin de. İyi tamam, sen bilirsin. Alayım ben onu. Kahve içer misin? Kahve? Olur, içerim. Tamam, sen geç, hemen getiriyorum. Allah Allah. Bu da mı kafasını bir yere vurdu acaba ya? Aşkım. Efendim? Senin canın bir şeye mi sıkkın? Yok, bir şeyim yok ya. Bak, bana anlatabilirsin. Sonuçta dertler paylaştıkça azalır. Anlat hadi, ne oldu? İso'yu özledim biraz, belki o yüzden. Ben de çok özledim. Çok özledim İso'yu. Ama sen niye bunun için üzülüyorsun ki? İstediğin zaman gidip görürsün İso'yu. Öyle de işte. Keşke burada olsaydı değil mi? Ay, şimdi keşke burada olsaydı küçük İso'cuk. Ya. Aklıma bak ne geldi. Görüntülü arayalım. Ben sabah yaptım. Çok güzel oluyor. Kimi arayacaksın ki? Gülendam'ı tabii ki. Ha, dur o zaman ben de geleyim. Ben de göreyim İso'cuğu. Aman, Can amcası hasretine dayanamamış da arıyor muymuş? Açalım bakalım. Gülendam ne haber? He, iyiyim Can abi. Çok sağ ol. Bak, tutuyorum İso'ya. Tamam hadi. Oğlum, ne yapıyorsun sen? Çok özledim ben seni be. Yedin mi bakayım sen mamanı? Yaptın mı kakanı? Ha? Kaka işini ne yaptın? Pişik var mı oğlum, pişik? Ah be. Çok özledim ben seni be oğlum. Ay, ben de çok özledim İso'cuk. Hanimiş İso'cuk, ay canım. İso, bak uykunu güzelce uyu. Tamam mı? Mamanı güzelce, kaka işini de sakın sektirme. Ayşegül teyzeni de üzme, tamam mı İso'cuk? Yok, üzmez Ayşegül teyzesini. Niye üzsün Ayşegül teyzesini İso'cuk? Hanimiş İso'cuk. Ay canım benim, maşallah. Gülendam, kimle konuşuyorsun? Bismillah. Ne oldu? Ablam, bu ne güzellik. Ay, Gülendam, ben de bir şey oldu sandım ya. Ay vallahi maşallahım var ha. Meyve getireyim. Yersin Can'cım. Nereye? Bir hava alıp geleceğim ben. Ya Elif, dedem mesaj attı da. İlacı bitmiş. Benim dedemlere gidip ona ilaç götürmem lazım da. O yüzden bir götürüp geleyim ben. Olur de. Tamam de. Hatta sen bilirsin de. Olur tamam. Sen bilirsin. Geçmiş olsun dedeye. Tamam, söylerim. Can, arabanı bana bırakır mısın? Ben arabamı servise verdim de şimdi hastaneye gitmem gerekir, acil bir şey olur. Sen bende bırak arabanı. Olur olur. Bırakırım. Hadi görüşürüz. Arabayı elinden alsan ne olur? Koşarak gider. İnşallah o medyanın verdiği taktikler bir işe yarar da ben de sinirimi boşuna içinde tutuyor olmam. Elif Güvener. Benim. Paketiniz var efendim. Şuraya bir imza alacağım, pardon. Thanks.
Sağ olun. İyi günler. Günaydın sana da. Günaydın bak. Bak şuna. Çok tatlı değil mi? Gel otur göstereyim. Bak çok tatlı değil mi? Bunları İso'ya aldım. Önce İso giysin. Sonra bizim çocuk da giyer İso abisi gibi. Elif sen ciddi misin ya? Niye? Ne oldu ki? Hiç yani... Beni çocuk alışverişine bile yollamıyordun da uğursuzluk getirdiği, o yüzden şaşırdım ben de. Yok ya, zamanı geldi. Bak çok güzel bak. Tabii ufaklıkta iyice kendini göstermeye başladı. Ben sana kahve yapmıştım, unuttum. Hemen onu getiriyorum, hem de kahvaltı da ederiz. Ha yok Elif, ben çıkacağım ya. Nereye? Yani işim bitince haber ver o zaman hayatım. Senin araba tamirde mi hala? Evet, sen arabanı bana bırak. Tamam. Olur. Hadi görüşürüz. Saat kaç oldu ya? Beni çağırıyor, kendi gelmiyor. Bu da çok kaşındırıyor ya. Bakıyorsun sen. Hiç. Heh. Hiç. İso'ya be. Allah'ım. Allah'ım ne yapacağım ben? Ya gördüyse? Hadi bu eksikti. Allah kahretsin. O neydi Allah'ım? Ben mi yanlış gördüm? Ben ne gördüm öyle? Tövbe. Allah'ım aklıma mukayyet ol. Bu kadın hamile değil miydi? Numara yapıyor başıma gelen. Yakacak Can abinin başını. Kızım Gülendam. İso'yu al. Ayşegül'e koş. Al da git. Al git. Al git 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 git. Gel. Kızım gel gel. Biz gidelim artık İsmail amca. Ya biraz daha dur be kızım. Ben bu bücünü sevmeye doyamadım da. Ama çok geç oldu İsmail amca. Ayşegül abla bizi merak eder. Yavrum Ayşegül'le ben telefonda konuştum ya. Ya bak ne güzel uyuyor yavrucak. Şimdi bu soğukta dışarı çıkarıp hasta etmeyelim çocuğa. Hadi geç otur. Sonra şoför seni bir ara alır götürüveririz zaten. Hadi geç otur. Ay. Ay güzelim bir. Ay İsmail amca biliyor mu acaba? Yok canım. Nereden bilecek ki adamcağız? Ay
Ay söylesem mi? Kızım, neyin var senin? Bana bir şey mi söyleyeceksin? Elif Hanım, bir ihtiyacınız var mıydı? Aşağı ütü yapmaya iniyorum da. Yok Naciye Hanım. Ne yapacağım ben? İsmail dedenin yanındayım, ona bir şey söyler misin? Şimdi bir an önce gelmesi lazım. Ne yapacağım ya gördüyse? Ya birine bir şey söylerse bittim ben. Bittim ben, mahvoldum. Mahvoldum, ne yapacağım? Aa, sarı gelin. Sen ne yapıyorsun burada? Ne demek o? Siz çağırdınız ya beni. Tut. Öyle mi yaptın? Ay vallahi asistan tutacağım. Kim geliyor, kim gidiyor seceresini tutamıyorum. Ay sen niye kapıyı açıyorsun? Naciye nerede? Bırakın şimdi Naciye'yi falan. Çok fena şeyler oldu. Ay yine ne oldu ayol? İki saat ortadan kayboluyorum. Olaylar, 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 olaylar. Bu sefer çok fena, çok. Ne oldu kızım? Bebeğe mi bir şey oldu yoksa? Evet. O olmayan bebek görücüye çıktı. Ay Elif, benimle kinayeli konuşma rica ederim çünkü beceremiyorsun. Ne oldu diyorum sana? Gülendam denen kız var ya, o gördü. Neyi gördü? Olmayan bebeği gördü. Nasıl yani? Ya neyi anlamamakta direniyorsunuz? Olmayan bebeği gördü diyorum. Ben de nasıl gördü diyorum. Bunu gördü, bunu. Bu ne ayol? Ya siz bana dediniz ya artık karnının şişmesi lazım diye. İnternetten sipariş ettim ben bunu. Filmlerde falan kullanıyorlarmış. Kız da geldi bunu gördü. Gülenay bunu mu gördü? Kızım sen bunu ona göstermeyi nasıl başardın? Pes yani. Nerede şimdi? İsmail dedenin yanına gitti. Ya çoktan ona söylemiş bile olabilir. Allah'ım niye her iş benim başıma düşüyor acaba? Şu Mediha'nın babadı iki dakika yer vermez. Bekle burada, bekle, kımıldama. Aman yarabbim ya. Şu vücuda bak ne güzel uyuyor. Oo, mışıl mışıl yavrum benim. Ay melek bu melek, bir tanem benim. Kızım sen niye diken üstündesin öyle? Bir şey mi oldu? Bir şey mi söyleyeceksin diyorum, ona da cevap vermiyorsun. Yok vallahi söyleyeceğim ben İsmail amcaya. Belki bir yol gösterir. Ay Allah'ım sen yardım et. İsmail amca. Ben demin aşağıda. Gülenay. Ha, burada mısın? Kızım ne biçim içeri girmek? Artık sen kapıda mı çalmıyorsun? Hem çocuğu uyandıracaksın. Babacığım konunun sizinle hiçbir alakası yok. Siz hobbi diye devam. Ben Gülenay'ı almaya geldim. O niye ki? Ay babacığım siz de insanı ayaküstü ahiret röportajına tutuyorsunuz. Elif bebek bakımıyla ilgili bazı şeyler danışacakmış Gülenay'a. İki dakikalığına alıyorum. Peki öyleyse tamam. Hadi Gülenay'cığım. Hadi düş önüme. Hadi Gülenay. Ne soracakmış acaba bana Elif Hanım? O değil, ben soracağım ben. Ajan mısın, bebek bakıcısı mı, bir anlayalım bakalım. Ney, ajan mı? O ney? Yürü. Birinci dereceden görgü tanığı, yürü. Senin şu elf gözlerin bu akşam neler gördü? Ney? Ya Gülendam ismi Gülenay değil. Aman canım. Ha Gülenay, ha Gülengül. Kafamı karıştırma şimdi Elif. Bana bak kızım. Şimdi burada biz bize konuşuyoruz. Elif abla bana dedi ki sen bu akşam bir şey görmüşsün. Gel sen ne gördüğünü bana söyle, mesele büyümesin. Ben bir şey görmedim. Gülenay bana bak. Ben seni konuşturmayı bilirim ama gel en iyisi sen konuş. Beni akşam akşam cani yapma. Yavrum, güzel kızım. Dadıların dadısı. Kime diyorum ben? Yani ben... Ya Gülendam konuşsana. Yani ben Elif Hanım'ın karnına bir şey sıkıştırdığını gördüm. İnkar edemem yani. Hayır görmedin.
Yok gördüm böyle kaşıyor. Ben görmedim diyorsam görmedin Gülenay. Yani görmesem daha mı iyiydi? Onu mu diyorsunuz Medya Hanım? Şimdi Gülenay, sen buradan çıktığın zaman bu akşam gördüklerini herhangi birine söylersen ne olur biliyor musun? Seni kovdururum. Seni geçtim, Naciye'yi kovarım. Aman diyeyim, aman. Yani ne kadar borcu harcı var ben bilemem. Haciz gelir, nesi var nesi yoksa alırlar. Sebebini senden bilir. Aman Medya Hanım, teyzemin zaten çok borcu var, zor durumda. O zaman sen de çeneni kapalı tutacaksın. Şimdi ben kimseye bir şey demezsem teyzeme ilişmezsiniz değil mi Medya Hanım? Ayol, Naciye benim kaç yıllık emektarım. Ay kadının başını yakmak istiyorsan buyur konuş. Yoksa ben niye ilişeyim? Yani bütün iş sende bitiyor Gülenay. Anladın mı beni? Yok tövbe. Tövbe. Ben kimseye bir şey demem. Yok. Yok görmedim ben. Şimdi aç ve hiçbir şey olmamış gibi konuş. Hadi. Alo. Ayşegül abla. Gülendam neredesiniz? Saat kaç oldu? Hadi gelin. Şimdi kalkacaktık. İsmail amca doyamayınca İso'ya. Daha da geç kalmayız. Merak etme. Oldu. Aynen böyle. Aferin. Sen şimdi hiçbir şey görmedin, duymadın, bilmiyorsun. Yoksa önce sen, sonra Naciye. Can geldi. Ne yapacağım? Can geldi. Kızım panik yapmasana, normal davran. Gülenay. Hoş geldin oğlum. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. Gülendam, sen ne yapıyorsun burada? İso nerede? Ay şey, Gülenay Naciye'yi görmeye gelmiş. Tabii o Naciye'yi görmeye gelince deden de İso'yu görmüş. Elif de beni görmeye gelince hepimiz birbirimizi görmüş olduk. Ha, tamam tamam neyse ya, boşver. Oo, bayağı da geç olmuş ya. Çıkmıyor musunuz siz? Hadi bırakayım ben sizi Ayşegül. Sen niye bırakıyorsun ya? Şoför bıraksın. Olmaz. Olmaz öyle şey ya. Kar lastiği yok o arabanın. Yani haberlerde dinlemiyor musun? Acayip kar bastıracak diyor. Ben bırakırım hadi. İyi peki. Gidebilir miyim Medya Hanım? Ah canımın içi ne demek. Tabii. Sen söylediklerimi unutma yeter. Yoksa... Anam! İso! Oğlum gel bakalım. Gel, 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 gel. Ne yapıyorsun lan sen? Sen ne yapıyorsun lan? Of, koçum benim. İsocuk. Of lan şey kokunu bile özlemişim ya. Ya ben günlük İso dozumu almayınca yapamıyorum da. Anam nasıl da seviyor. Kendi çocuğu olsa bu kadar olur. Bir de bunu doğuracak sanıyor. Ay yazıktır, günahtır. Bunların yüzünden ayrı kalıyor İso'dan. Ne var Gülendam, ne bakıyorsun? Ha, yok, hiç. Gülendam hadi çıkalım. Tamam Can abi. Ha? Hadi iyi geceler. Hadi Gülendam. Gel sarı gelin, gel. Demek banka kredisi yüzünden dertlendin geçen. Ay ben de diyorum bu kadının sesi çıkmaz, soluğu çıkmaz, zam zam diye dolanmaz. Demek buymuş sıkıntın. Gülendam sağ olsun. Biraz destek oldu da rahatladım. Yoksa haciz gelecekti vallahi. Gülenay biliyor yani durumunu. Gülendam mı? Biliyor. İyi iyi. Bilsin. Güzel. Anlamadım. Aa yok. Şey diyorum. Yani ailesiniz sonuçta. Kimde varsa onda. Yani yarın öbür gün haciz maciz gelir ödeyemezsen... ...Allah korusun banka gelir alır elindeki evi. Alırlar mı gerçekten? Alır, tabii alır. Banka bu. Hiç acımaz. Ay vallahi gece gece üstüme çöktü yine ağırlığı. Ay sakin ol Naciye. Biz varız sonuçta. Sana 100 lira zam yaptım. Gözün aydın. Bir aksilik olmazsa düzenli gelirin var çok şükür. Ne aksiliği Medya Hanım? Kim bilir Naciye? Kim bilir?
Bazen insan en yakınından darbe alır, öyle değil mi? Neyse, yürü sarıgili. Naciye'yi daha fazla mekanında işgal etmeyelim. Kolay gelsin Naciye. Medya anne cana bir şey söylemez değil mi? Hiçbir şey söylemez, güven bana. Bak, kendin duydun hallerini. Bu vaziyette işini kaybetme riskini göze alamaz. Gıkını çıkaramaz, gıkını. İpler elimde. Bak görüyor musun canım? Bıraktı beni burada, gelmedi. Ay duyan da cami avlusuna bıraktı sanır. Arıyor. Alo. Geldin mi, giyeyim mi montumu? Ya Elif hiç sorma yani, yola çıkılacak gibi değil. Burada acayip bir kar bastırdı, resmen tipi var. Ne demek yola çıkılacak gibi durmuyor, gelmiyor musun? Ya Elif, buradan yola çıkmak mümkün değil. Bak dışarıda deli gibi tipi var. Çok kar yağdı buraya. Orada mı kalacaksın? Öyle gözüküyor valla. Ne yapayım, mahsur kaldım burada. Ne yapabilirim yani? Sen de çıkma. Gitme eve falan. Kal annemlerde. Ben yarın sabah gelip alırım seni. Tamam? Tamam. Hadi bay bay. Gelmiyor. Yollar kapalıymışmış da kar bastırmışmış. Biz burada canımızı dişimize takalım. Can'la o yer cücesi bir araya gelmesin diye her seferinde de kader örsün ağlarını. Yok, bu böyle olmayacak. Naciye, telefonumu bul bana. Hemen arıyorum belediyeyi, açtırıyorum yolları. Olmadı helikopter yolluyorum. Alıp getirsinler oğlumu. Gördünüz mü? Kar fena bastırdı. Ne biçim yağıyor mübarek? Ay, çok kötü kötü yağıyor gerçekten. Oho! Helikopter, melikopter vız gelir. Görüyor musun sen? Kaldı güzelim oğlan Bücür'ün kulübesinde. E otursun oturduğu yerde zaten. Bu havada yola falan çıkılmaz. Göz gözü görmüyor. Maazallah. Ben gideyim dinleneyim artık. Hadi git kızım, dinlen. Yoruldun sen de. Nesi var bunun? Ay, bir şuraya oturtmadınız. Nesi olacak, hamile? Siz de iyice bunadınız canım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.